İstanbul'da artık öyle bir haldeyiz ki hava yağmaya başladığı zaman hemen aklımıza şu geliyor. Ulan şimdi nereyi su basacak? Neresi patlayacak? Nerede hayat duracak? Artık onu konuşmaya başladık. Bugün İstanbul'da sağanak vardı dün de aynı şekilde sağanak vardı ve Kanal İstanbul'u yaptırmayız. Kanal İstanbul nedir? İstanbul'a ihanettir diyenler Kanal İstanbul'u getirdi. İstiklal Caddesi'ne kurdular. Burası İstiklal Caddesi. Türkiye'nin hani İstanbul'un turizm gözdesi burası. Ya insan diğer ara sokaklar işte uzak ilçelerdeki bazı noktalarda yağmur yağdığı zaman ki bir 10-15 dakikalık yarım saatlik bir yağmurdu. Oralarda belki aksamalar olabilir ama kurban olayım adam vitrini güzel tutar. İstiklal Caddesi İstanbul'un vitrinidir. Dünyaya açılan penceresidir. En ufak bir şey olduğu zaman ay işte dünyaya rezil olduk. İşte görüyorlar sosyal medyadan bir tane saçma sapan bir kadın bir açıklama yapıyor. Bir salak bir çocuk bir hareket yapıyor. Ay dünyaya rezil olduk. İstiklal Caddesi'nde diz boyu suya teslim olduğu zaman rezil olmadılar mı? İstanbul'un her tarafında her tarafında problem var. Her tarafında ufak bir yağmurda trafik birbirine giriyor. Alt geçitler efendime söyleyeyim, caddeler, dükkanlar sularla doluyor. Ya kurban olayım hani bir olay olur. Hani çok aşırı derecede bir yağmur olmuştur. O afettir, o felakettir. İstanbul'a yağan yağmur afet değil, felaket değil. İstanbul'daki yağan yağmur abi bir bakıyorsun ya kurban olayım İstiklal Caddesi. Devamlı israftan, devamlı efendim belediyecilikten, devamlı işte haktan, hukuktan, işte kaliteli yaşamdan, insanların özgürlüğünden, insanların konforundan bahsedenler İstiklal Caddesi'nde İstiklal Caddesini tut bari Müslüm. Oranın bir altyapısını, mazgallarını, giderini, gelirini bir bak onu kurban olayım ya. İstiklal Caddesi burası. İstanbul'un vitrini. İstiklal Caddesi'ndeki 10 tane adamdan 9 tanesi İstanbul'da misafiridir. Abi kurban olayım. Eylül, Ekim yağmurlar geliyor. Sonbahar yağmurları geliyor. Biz ne yapacağız? Önümüzdeki günlerde şöyle bir açıklama yapılırsa şaşmayın yüzme bilmeyen İstanbul'dan taşınsın kurban olayım. Ulan belediye otobüsünün denize düştüğünü görüyorduk da İstiklal Caddesini de deniz haline getirmeyin. Beşiktaş'ta yokuşta adamlar diyor ki abi diyor rafting yaptı bize Ekrem İmamoğlu. Rafting yapıyoruz burada. Rafting parkuru yaptı bize. Arabamızla rafting yapıyoruz resmen. Ama bunları konuştuğun zaman adam diyorsun emekli maaşına bak. Lan emekli maaşını 8 aydır konuşuyoruz, 1 senedir konuşuyoruz. Biraz da koltuklara kurulup oradan devamlı slogan atan, ahkam kesen ama hizmete sıra geldiği zaman ortalıkta gözükmeyen tipleri de konuşalım. İstanbul'da ufak bir rüzgar, ufak bir yağmur olduğu zaman nereye sığınacağız bilmiyoruz onu. Bu sadece İstanbul'da değil, İzmir'de de aynı. İzmir'e bir bakıyorsun balıklar kıyıya vurmuş. Açıklama yapıldı dün. İzmir'de balık tutmayın, balık tutmak yasaklandı İzmir'de diye. Bir bakıyorsun İzmir'de Allah'ım ya Rabbim bu ne ya? Balıklar artık sahile vurmaya başladı. O öve öve bitiremedikleri çağdaşlığın, modernizmin, kalitenin güzeli estetiğin efendim doğayla denizde iç içe yaşanılan şehir İzmir. Lan İzmir'in haline bak. İzmir'in haline bak. Balıklar kenara vurmuş. Peki ne yapıyor İzmir Büyükşehir Belediyesi? İzmir Büyükşehir Belediyesi Levent Üzümcü tarzındaki adamları getiriyor. Sanat danışmanı yapıyor. Bunlara maaş bağlıyor. Gezi olaylarının provokatörlerinden bu devlete ve bu millete, bu milletin değerlerine sövmeyi sanat zanneden, kültür zanneden, hastalıklı tiple Getiriyor milletin vermiş olduğu vergilerle bunlar besleniyor. Bunlar besleniyor. Memleketi böyle satmaları an meselesidir. Bu ülkeden gitmek Avrupa'da hayatlarını yaşayabilmek için kıçlarını yırtar bu tipler. En ufak bir sıkıntı, en ufak bir darlık, en ufak bir mağduriyet yaşadıkları zaman anında kendilerini bu ülkenin dışına atma hayalleri kuranlar milletin verdiği vergilerle besleniyor. Ama milletin bize hizmet edilsin diye ödemiş olduğu o vergiler millet hizmet olarak gitmiyor. Al bunlara gidiyor. Bu adamlar sanat sepet yapıyorlar. Bu adamlar çağdaş, bu adamlar ilerici, bu adamlar batıcı, bu adamlar aydın, bu adamlar şu bu falan filan. Al İzmirli'nin parası nereye gidiyor? Heykele gidiyor. Bir de bu tiplere gidiyor. Hizmet et hizmet. 25-30 senedir İzmir'i Cumhuriyet Halk Partisi yönetiyor. Slogan atmayı biliyorlar. 5-10 milyona konser yapmayı biliyorlar. Ellerine meşaleleri alıp İzmir'in dağlarında na 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 şarkısını söylemeyi de biliyorlar. Biraz da vatandaşa hizmet. Biraz da hizmet. İzmirli ne zaman dönüp diyecek ki aga bir dur ya. Bir dur. Yeter 30 senedir bize Atatürk güzellemesi satıyorsunuz. Atatürk üzerinden kendi hayatınızı konfor dairesi içerisinde yürütüyorsunuz. Yeter. Biraz da İzmir'e hizmet edin diyecek mi bilmiyorum.